Bugün yine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başladı başlayalı finansal piyasalarda yaşadığımız üçüncü büyük depremin günü. Bir deprem günü bugün. Borsa sabah baktık %10 düşmüş, kur %10 artmış. Daha da ne olacağı belli değil. Dediğim gibi bir iki gün geçirmeden bu göstergelerin nereye doğru gideceği, oturacağı belli olmaz. Bir de tabii Merkez Bankası'nın bundan sonra ne yapacağı da belli olmaz. Hafta sonu ne dedi Merkez Bankası'nın yeni başkanı? Hemen ben dedi para politikası kurulunu zamanında yapacağım dedi. Bu ne demek? Yani öyle apar topar faizi düşürmek için bir toplantı yapmayacağım demek. Değil mi? Çünkü niye? O sorumluluğu üzerine alan, o ateşten gömleği giyen aklı başında hareket etmek zorunda kalıyor. Yoksa beklenen nedir? Madem geçen hafta perşembe günkü faiz artışı yanlış bir karardı ve siz Merkez Bankası Başkanı görevden aldınız, yeni başkanı göreve getirdiniz. Ne demeniz lazım? Hemen kardeşim olağanüstü para politikası kurulunu topla, bugün faizi indir demeniz lazım değil mi? Niye demiyor? Niye yeni Merkez Bankası Başkanı ta gelecek ayki güne kadar bekleyeceğim, toplantı yapmayacağım diyor? Korkuyor. Ateşten gömleği giyince korkuyor. İşte biz de diyoruz ki o ateşten gömleği giymesi gereken Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Ve yapması gereken eğer tezi doğruysa, tezinde hala inat ediyorsa, ısrar ediyorsa ki yanlış olduğunu hep söylüyoruz. Dönüp Merkez Bankası'na hemen faizi indir kardeşim ne bekliyorsun bir ay? Bir an önce faizi indir de şu piyasa düzelsin bir an önce faizi indir de enflasyon da düşsün demesi lazım değil mi? Böyle bir şey yok. Yanlış olur ayrı ama tezinin yanlış olduğunu, bu yanlış tezi dayattığını ve bunun da bedelini bu milletin ödediğini söylemek zorunda. Çıkıp bu milletten özür dilemek zorunda. Bakın arkadaşlar bu çok önemlidir. Cumhurbaşkanı bütün yetkiyi kendinde topladı değil mi? Ama o sadece bir yetki değildir. Aynı zamanda o makamın sorumluluğudur. Eğer bütün yetki kendisindeyse bütün sorumluluk da kendisindedir. Ve bu sorumluluktan kaçamaz. Koskoca ülkeyi değerli arkadaşlar tek bir kişinin duyguları, dürtüleri yönetiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın her gittiğimiz yerde üstüne basa basa söylüyoruz. Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarını bunlar çarçur etti. Hatta bir rivayet vardır ki bu ayrılan Merkez Bankası Başkanımız gece görevden alınan demiş ki ya şuna bir bakın ne oldu diye. Tabii devlet genelinden gelen bu devletin sahip olduğu her şeyin aslında millete ait olduğunu bilen değerli bürokratlarımızda bu kaygı vardır hep. Ya 130 milyar dolar yok ama nereye gitmiş diye. Ve bununla ilgili yapılan bir çalışma neticesinde de bu kararın alınmasıyla ilgili bir rivayet var. Doğru yanlış bilmeyiz. Ama doğruysa da ben şaşırmam. Kimse çünkü bakın bu rezervleri ne zaman, nasıl, hangi yöntemle, hangi kurdan satıldığını bilmiyor arkadaşlar. Bakın bizim dönemimizde Merkez Bankası'nın yaptığı her bir müdahaleyi biz internet sitesinde yayınlatırdık. Şeffaf, açık, korkmazdık ki. Yaptığımız şeyden eminsek gündüz aydınlıkta yapardık. Çünkü gece karanlığında kötü işler yapılır, yanlışlar yapılır. Karanlık suçun, yanlışların örtmesi için kullanılır. Bakın internet sitesine Merkez Bankası'nın en son döviz müdahalesinin yapıldığı tarih 2014 olarak görünüyor. 2015 Ağustos'ta biz ayrıldık. Ama o arada da zaten hiçbir müdahale olmadı. Merkez Bankası müdahale etmek zorunda kalmadı. İşler iyiydi. 2015'ten sonra hiçbir kayıt yok. Açıklanan hiçbir şey yok. Biz sonuca soruyoruz onlara. Hani ne oldu açıklayın diye diyorlar ki kaydı var. E kaydı var da web sitesinde yok. E sizin kara kaplı defterde tuttuğunuz kayıtları millet nasıl bilecek? Ha günü gelince o kayıtların hepsine biz bakacağız tabii o ayrı. Günü gelince hepsine bakacağız. Ve bu milletimize de paylaşacağız. Diyeceğiz ki işte bu 130 milyar dolar şu gün şu tarihte bunun şu kadarı şu fiyattan şöyle yapılmış. Şunun şu kadarı şu tarihte şuna satılmış. Kime? Kaça? Ne zaman? Bu dövizlerin satıldığı dağıtıldığı belli değil arkadaşlar. 130 milyar dolar ya. Bakın ben ekonomi yönetimini teslim aldığımda bu ülkenin döviz rezervi 28 milyar dolardı. Tam 136 milyar dolara çıkarttık. Bu ülkenin üretimi, ihracatı, bu ülkede çalışanların alın teri, Aksaray'daki fabrikada üretim yapan işçilerimizin ürettiği, ihraç edilen sanayi ürünlerinin, taşıt araçlarının getirdiği döviz de onlar. Aksaray'daki işçimizin alın teri de o dövizler.
Kara gün için biriktirdik biz onu. Ne bileceğiz ki? Taraflı, partili cumhurbaşkanı, akraba bakan el ele verip iki yılda yılların birikimini $130 milyar böyle çarçur edecekler. Yani. Böyle bir şey yok. Hiçbir şeffaflık yok. Hesap verme kaygısı yok. Hani Sayın Erdoğan diyordu ya, şu kadar rezervimiz var diye. Değil mi? Hala çıkıyor rezervi söylüyor. İşte en son aklımda kaldığı kadarıyla 12 Mart itibariyle döviz rezervi Merkez Bankası'nın açıklanmış durumda. Yaklaşık $92 milyar bir döviz rezervi görünüyor. Brüt. Yani kasayı açınca döviz ve altını topluyorsunuz, $92 milyar görünüyor. Ama aynı Merkez Bankası'nın tam $138 milyar da borcu birikmiş durumda. $138 milyar. Böyle bir şey olur mu ya? Merkez Bankası borçlandırılır mı? Kime borçlanmış Merkez Bankası? İçerideki bankalara borçlanmış. Kime borçlanmış? Uluslararası swap anlaşmaları yapılmış, oralara döviz borçlanmış. Ve nete baktığınızda da tam $46 milyar şu anda Merkez Bankası batakta, ekside. Şimdi Sayın Erdoğan çıkıyor diyor ki $92 milyar rezervimiz var diyor. Bu aynı şuna benziyor. Açıyor cüzdanını gösteriyor, bak diyor param var diyor. İyi de diyoruz, bak o cüzdanın içinde bir gözde kredi kartı var. O kredi kartına da senin $138 milyar borcun birikmiş diyoruz. Niye ondan bahsetmiyor? Ondan da bahsetsin ki net açık rakamı görelim. Zaten kendisinin söylemesine gerek yok. Merkez Bankası'nın web sitesinde şu anda bunlar var. Hala bunlar açıklanıyor. Ha gün gelir bunlar da kapatılırsa şaşmam. Yani döviz rezervi kardeşim canımız sıkıyor. Herkes hesap soruyor. Bıktım artık, kapatın şunu, açıklamayın şu rezervi derse ona da şaşmam. Bir gün olabilir. Allah korusun. O da büyük bir şeffaflık darbesi olarak gelir ülkenin başına. Ama açıp her biriniz şöyle Google'dan bir bakın Merkez Bankası rezervinin taktiği, o sayfaya düşersiniz. Benim söylediğim rakamları görürsünüz. Yani rakamlar açık. Orada $92 milyar kasayı da gösteriyor ama öbür taraftaki $138 milyar borcu da gösteriyor. Ve değerli arkadaşlarım bakın ekonomide bu gerçekten bir utanç tablosudur. Utanç. Bir ülkenin Merkez Bankası para basan kurumu ya, para basıyor değil mi? Sıkıştım para basar. Para basan kurumunu siz nasıl böyle borçlu duruma düşünürsünüz? O ülkenin Merkez Bankası'nın yıllardır biriktirilen yedek akçelerini, yedek akçe ayrı Türk lirası cinsindendir bakın yedek akçe. Bu akraba bakan partili cumhurbaşkanı başladılar 2018'in ortasında. 2009'un ocağında yılların birikmiş yedek akçesini bir günde sıfırladılar. Bir günde inanın içimiz cız etti ya. Çünkü biliyoruz onun ne kadar zor olduğunu, ne kadar zor biriktirildiğini biliyoruz. Ama tabii bu miras yedi zihniyet. Farklı bir zihniyet yani. Hazır birikeni harca, bir de açıkla Merkez Bankası kar etti diye. Ya akıllara durgunluk veriyor. Şimdi o akraba bakan tekrar parlatma çabası var ya. Diyorlar ki işte onun zamanında Merkez Bankası kar etti. Ya Merkez Bankası nereden kar eder? Merkez Bankası çok para basar. Karşılıksız para basar, oradan kar eder. Çünkü bir paranın maliyeti 50 kuruş kağıt para. Üzerine 200 lira yazarsanız 200 ediyor. Çok para basarsanız, karşılıksız para basarsanız o 200 lirayla 50 kuruş arasındaki farkı kar yazarsınız. Kimin sırtından? Milletin sırtından. Merkez Bankası'nın faizi yüksek. Elindeki parayla faizle satıyor piyasaya. Faizi yükseltirse Merkez Bankası çok kar eder. Kimin sırtından? Bu milletin sırtından. Milletin sırtından aldıklarını Merkez Bankası'na çok kar ettirdi diye bir de parlatmaya çalışıyorlar ya. Aklıyla dalga geçiyorlar insanların. Bir başka kar alanı nedir Merkez Bankası'nın? Döviz satışı. Yani zamanında uygun fiyata alınan ve biriktirilen $130 milyar siz çarçur ederseniz o satılan dövizin parasıyla da bak çok kar ettim diye milletin karşısına çıkarsınız. Ama kimsenin aklıyla dalga geçmeyin. Şuna benziyor. Babasından miras kalan iyi bir gayrimenkul vardır. Onu satar der ki etrafına arkadaşlarına ben çok para kazandım. Nasıl para kazandın? İşte miras kalan şey vardı sattım oradan çok para kazandım. Ya sen onu kazanmadın ki. O kazandığın para babanın kazandığı para. Bunu açıkça itiraf et. Ne yaptın da kazandın? Ne yaptın da biriktirdin? Hangi döviz rezervini biriktirdin? Hangi yedek akçeyi biriktirdin? Bizler ayrıldıktan sonra memleketin başına gelen belli işte. Bakın varlık fonunu kurdular. Varlık arkadaşlar. Hani başına kendini görevlendirdiği varlık fonu. Kurulur kurulmaz borca batırılır mı böyle bir fon ya? Adı üstünde varlık fonu deyin.
Açın bakın yine devlet açıklanan kayıtlarda da varlık fonu şu anda dibine kadar borca batmış durumda arkadaşlar. Ama ülkede borçlanmayan kaldı mı ki? Esnafı borca soktular yetmedi. Çiftçiye borca soktular yetmedi. Vatandaşı tüketici kredileriyle, kredi kartlarıyla yüksek faizle borca soktular, o da yetmedi. Merkez Bankası'nı borca soktular ya, Merkez Bankası'nı. Yeni kurdukları fonu, varlık fonunu hemen borca soktular. Değerli arkadaşlarım, bakın bu ülkenin ekonomisini 11 yıl yönetmiş ve milli geliri 3500 dolardan 12500 dolara yükselmesine şahit olmuş, o dönemde de işin başında olmuş bir kardeşiniz olarak aynı zamanda Merkez Bankası'nın kasasını dolu teslim etmiş. Merkez Bankası'nın yedek akçelerini dolu teslim etmiş. Devletin sağ cebini, sol cebini, ön cebini, arka cebini doldurmuş. Bankaların bilançolarını güçlendirmiş. Bankalarda dahi rezervler biriktirmiş. Bankaları rezerv biriktirme için düzenleme yapmış. Bankaları o yolda zorlamış. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Sayın Erdoğan çıkıp ekonominin düştüğü bu durumu izah etmek zorundadır. Bunun nedenini, sebebini izah etmek zorundadır. Öyle dış güçler deyip kaçamaz. Oyun deyip kaçamaz. Öyle bir şey yok. Bu ekonomi bu duruma sizin yanlışlarınız, sizin kötü yönetiminiz yüzünden düşmüştür. Bu nasıl bir bilgisizliktir? Akıl alır gibi değil. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini satayım da kuru düşüreyim dediler, değil mi? Şimdi sorduklarında ne diyorlar? Ya işte gerekiyordu çünkü pandemiydi falan filan. Ya şimdi pandemiden önce de başladınız siz bu işe. Pandemiyle başlamadı ki. Ne yaptılar? Dövizi satarak acaba şöyle bir kuru kontrol edebilir miyiz dediler. Olmadı. Arkasından faizi artıralım bari. Acaba o zaman kur düşecek mi dediler. Yine olmadı. Yine beceremediler. Faizi ve enflasyonu düşüreceğim dediler. İkisini de yükselttiler. İkisini de patlattılar. Hem faiz hem enflasyon şu anda ikihanede arkadaşlar. İkihane. Ve bu ülke, bakın çok açıkça söylemek istiyorum. Bu ülke hiç kimsenin deneme tahtası değil. Bu ülke sizin zihni sinir projelerinin deneyini yapacağınız bir laboratuvar değil. Bu ülkenin insanları kobay değil.